Merhaba arkadaşlar. Bugün size daha önceden tohumlamasını yaptığımız orkide çiçeğinin elde ettiğimiz tohumların alımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi tohum olan kısım tamamen kurudu ve artık içinden tohumlar gözüküyor. Hatta biraz da düşmüş olabilir. Kendi kendine açıldı. Tam kurumasını bekledim. Tam olgunlaşmasını bekledim. Şimdi size bunu nasıl alacağımızı göstereceğim. Öncelikle kullanacağımız aletler makasların ve bıçakların temiz olmasına dikkat etmemiz lazım. Bunlar temiz olacak ki herhangi bir tohumu etkileyecek mikrop bir şey bunlara karışmasın. Şimdi buradan şu bölgeden istedim şu bölgeden çiçeğin kısmını kesmemiz lazım. Bu bölgesini kesiyoruz. Şöyle de tutayım. Tek başıma çektiğim için biraz sıkıntılı oluyor. Evet. Çiçeğimizin tohum kısmını kestik. Kestik ve bir şeye yerleştirdik. Havluya, kağıt havluya bunu yerleştirdik. Gördüğünüz gibi açılan kısımdan tohumlar belli oluyor. Şimdi bu tohumları kağıt havlumuzun içine alacağız. Giriyorum. Evet, şimdi bu içindeki tohumları buraya şeye dökeceğiz. Burada göründüğü gibi milyonlarca tohum var. Evet, görüldüğü gibi bu sarı toz zerreciklerin hepsi orkide çiçeğimizin döllenen kısmından çıkan tohum parçacıkları. Burada binlerce, milyonlarca tohum gözüküyor şu anda. Bunları nemli bir ortam oluşturarak nemli bir ortamda tutacağız ve bunların çillenmesi sağlama işlemini yapacağız. Bunu şu anda bu şekilde bırakacağız. Daha sonra biraz tamamen kuruduktan sonra şimdi bu şeyin sapına baktığım zaman hafif nemlik var. Buna saracağım. Tamamen kuruduktan sonra bunu nemli bir ortama, nemli bir talaş gibi bir ortam olabilir. Üstü kapatabilecek bir şekilde her zaman nem içinde kalacak, muhafaza edecek şekilde onu içine koyacağız ve çillenmesi sağlanacak. Deneyeceğiz yani, bakacağız oluyor mu olmuyor mu. İlk defa yaptığımız bir şey olduğu için tam garantisini veremeyeceğiz ama gene de olur diye ümit ediyoruz. Yani ilk orkidemizden dölleme yöntemiyle tohum elde ettik. Tohum elde alma başarısını sağladık.
Bundan sonraki süreçte de bu tohumların çimlenmesini sağlayabilecek miyiz? Ona bakacağız. İnşallah olur. Bu çimlenme aşamasına, çimlenmeye geçiş kısmını da videolarını çekip sizinle paylaşacağız tekrardan. Evet, tohum alma işlemi bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.